Yani ya ne oldu? Şöyle Bakayeme 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 sakat 3 Baka 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 haftalık bir sakatlık süreci vardı. Tabii ki e, temposunda da bir düşme olur mutlaka, Bilemiyorum Bakayeme ile ilgili. Bakayeme yani olay şu. Trabzonspor'da kenar beklerinden zaten katkı alamıyorsun. Bu maçı. Larsen de Eren Elmalı'ya Fontas çok güzel bir top getirdi. Ya o kadar topu istiyorsun. Ya istemese ona açıyor atacak topu. Tabii tabii, bu bayağı kadar böyle elleriyle Bu kadar ben kötü vurmaz. Kötü ya bu kadar, kötü, vurmaz. Ya anla Sol ayağınla vuruyorsun bir de. E kaleye atacaksın onu. Geçen İyi maçta sağ Yani e diğer taraftan e, ya onu açıyor varsa onu açıyor e orta yapacaksın. İlk yarıda yok. Korner yok. Ya Trabzonspor bu kadar kontrollü. Tamam Abdullah Avcı şöyle bir cümlesi, şöyle bir cümlesi var. E, ilginç Bu oyun artık bir televizyon oyunu oldu. Aksiyon aranıyor. Kazanmak her zaman ilaç. Hoca bu gözle bakıyor. Zaten ben yazımı da onun üzerine kurdum. Puan avcısı Abdullah Avcı diye. Tamam, sonuca bakarsan Abdullah Avcı çok başarılı. Ama biraz da 90 dakikanın bir 20-25 dakikasında Trabzonspor Trabzonspor gibi oynamalı. Yani rakibe baskı yapmalı, pres yapmalı. Rakibin seyircisi yok, senin seyircin tribünde. Kendi evinde gibi oynuyorsun. E, önde yani önde 3 oyuncuyla çoğalamıyorsun ve ilk yarıda Trabzonspor üst üste hücuma giderken 3 pası yapmayı beceremedi. Çok pas hatası yaptı. Yani Mendy olmasa eyvah eyvah orta sahaya. Onu söyleyeyim yani. E, Bakasetas sorumsuzca oynuyor. Ne yaptığı belli değil. Birkaç şut atınca Bakasetas iyi futbolcu oluyor. Ya, değil. Yani hani ya, bu sezon aratıyor. Sonra. Tamam iyi futbolcu <laughs> bu ama hiç. bu sezonki futbolu iyi değil Bakasetas'ın. Yani şunu söyleyeceğim. Viska bir deneyim tabii ki. Ne olursa olsun ilerlemiş yaşına rağmen e, takımı kurtardı. Golünü attı. Yani kazanmak güzel evet 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik bir yenilgi aldı Abdullah Avcı ee, böyle e, felsefesi demek ki e, kazanmak her zaman ilaç evet ilaç ama iyi oyunu da istiyor taraftar şimdi e, Papara parka gittiğinde e, tribünler dolmuyor çünkü Trabzon taraftarı biraz da e, göze hoş gelen futbol istiyor yani bu takım o, o yani Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın oynadığı futbolu bir tık altında, iki tık altında da olsa onu oynamalı. Onu oynayamıyor şu anda. Yani kaç pozisyonu var Trabzonspor'un bugün baktığında? İşte Onaccio'nun kaçırdığı var. Ener Elman'ın kaçırdığı var. Onun dışında böyle net e, yani bu da kaçar mı diyeceğimiz pozisyonu yok. E, hal böyle olunca Trabzonspor'dan hani lig üçüncüsü evet. Yani şu anda ilk beşe baktığında o ilk beşe oynayan takımlar içinde ee, en şanslısı, üçüncülüğe en yakın takım Trabzonspor. Ama yani transferle de bu anlayışla oynayacaksan hiç transfer yapma. Ben olsam Trabzonspor yönetiminin yerinde eğer e, seneye şampiyonluğu oynayacaksan ara transferde iyi oyuncu almak çok zor. Alırsın ama çok maliyetli olur. Kasada tutarım paramı, sezon sonu takır takır alırım. Şampiyonluğu sezonda olduğu kadroya gibi. Baktığında çok oyuncu var zaten. Öne açık kiralık gidecek. Ee, Bakasitas sözleşmesi bitiyor. Benkoviç. Benkoviç kiralık alınıp alınmayacağı satın alma opsiyonu sende ama belli değil. Ona açıyor. Larsen'in sözleşmesi bitiyor. Ne geliyor? Ee, ya yani Berat kiralık. Mehmet Sabek. Mehmet Sabek o, o kiralık. da kiralık. Şarkeden kiralık. Evet. Yani Pepe. nereden baksan 6-7 tane oyuncuyla Evet şu anda getirdi evet. arkadaşlar sağ olsunlar. Bak Pepe onu açıyor. Evet. Berat, Benkovic, Mehmetcan. Yani yeniden, yeniden neredeyse yeniden bir takım kuracak Trabzon? Bir şey Spor. daha var mesela. Burada çok e, taraftarı o konuda eleştirdik. Her taraftar değil tabii. Trabzonspor'un belli bir taraftarı Abdülkadir Ömür konusunda acımasız olduğunu, acımasızca eleştirdiğini söyledim. Abdullah Avcı maçın maçtan önce yaptığı e, konuşmada şunu söyledi. Ab, Abdülkadir Ömür'ü koruma altına aldım dedi. Kasığında hafif bir sakatlığı vardı. Oyuncunun morale ihtiyacı var. Oyuncu yani tribünden ne zaman beni eleştirecekler, protesto edecekler diye düşünmekten futbol oynayamıyor. Ya biraz sahip çıkın. Ya sizin elinizde taraftara hep sesleniyorum. Taraftar beni e, sosyal medyadan gazlıyor. Tamam ele beni eleştiren bin yıl yaşasın ama sizin öz evladınız daha 24 yaşında şampiyonluk yaşattı. Oyuncu oynamak istiyor. Yani sizden tribündeki taraftardan daha çok Elbette ki Trabzonspor'un başarılı olmasını ister. O yüzden ya, bırakın oyuncuya destek verin, moral verin Abdülkadir Ömür'e. Bak hoca da olanların farkında. Onu kazanmak istiyor. Taraftar da e, ona destek versin ki en azından yeni bir transfer gibi bundan sonra. Çünkü yetenek kaybolmaz. Onu söyleyeceğim. E, her türlü desteği hak ediyor Abdülkadir Ömür. O kredisi olmalı gerçekten. <laughs> Hocam ee, bir çok birçok eleştiri geldi kazanan takıma. Beklenen oyun bu değil. İşte sizin sizlerin oynadığı dönemde zaten Avner bu oyunu oynasanız bir de üstüne ıslıklanırdınız. Ama 1-0 3 puan artık dünya ona döndü. imasında da bulundu Abdullah Hoca. Emre Hoca'nın tepkisi var biraz onu da konuşacağız. O da oynanan futboldan memnun değil. Öyle umudunu kaybetti ki maç bitmeden soyunma odası. Doğru mu yanlış mı onu sonra konuşuruz açıklamaları da getiririz ekrana ama. İki hoca böyle tepki vermişken e, neden bir, böyle bir oyun vardı sahada? Teknik bir analiz alalım sizden. Hocam başlamadan hocama bir şey söyleyeyim Trabzon'da. Ee, hocam Trabzonspor'da oynadığı dönem yönetici olan, yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Uğur Zihni, doktor. Kulaklarını bayağı çınlattık dedi. Ben yöneticiydim, yedek yöneticiydim. Veya hocam da dedi Trabzonspor'da oynuyordu. Bayağı bir e, ee, seni de andık hocam Trabzon'da. Bilgin olsun yani. Çok, çok Belki biz izleyenler de bilmiyorlardır. Evet. Ya hocamın Trabzon Spor'da oynadığını. dönem, dönem. 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 kiralık. 89-90. 90, 90 evet. Mehmet Ali Yılmaz'ın evet. başkan olduğu dönem. O diz din kırılmıştı. Yani o diz sakatlığı yaşadım. İki sene oynamadım zaten. Ondan sonraki süreçte olmuştu. Gelelim için hocam. Şimdi... şimdi Bu ya Trabzonspor'la ilgili nereden Baktığınızla bağlı. Şimdi Abdullah Avcı'nın maçtan sonraki röportajıyla başlayayım. Kazanan haklıdır mantığıyla girdi olaya. Ve de verdiği örneklerde doğru olmayan iki örnekle başladı. Maç sonu konuşmasında. Hı. Arsenal örnek verdi. Dedi ki rakip ceza sahası içine not aldım. 77 kere buluşmuş. Arsenal gol atamamış. Diyor ki... Dünyada istediğin oyunu oynayamıyorsun. Hayır, istediği oyunu oynamış 77 kere bir takımca sahası içine giriyorsa o gün gol atamamıştır. Öbür maçta 5 tane atar, öbür maçta 7 tane, öbür maçta en kötü bir tane atar. Arsenal örneği verdi. 2-0'dan 3-2 mağlup oldu. Ya yani günlük performanslara biz bakıyoruz. Potansiyeline bak takım. O takım Arsenal ligde Manchester City 1-0 yendi, pozisyon vermedi diye. Şimdi Doğru. bunlarla e, Ankara Ücü Deplasman'a aynı baz almamak gerekir. Şimdi genel yapı olarak şu var Trabzonspor'da. Ankara gücünü 1-0 yendi. Maçın yıldızı kim? Onu bana söyleyeyim. Yapabileceğiz ceznet bir oyuncu var mı? Dersin ki Vişka gol attığı için. Başka da bir şey yok. Var mı? Söyleyin. Yok hocam. Yok. Şimdi en acı tarafta bu. Her hafta Trabzonspor işin tuhaf son haftalar için söylüyorum. Geriye giden bir oyunu var. Her hafta geriye gidiyor. Hem oyuncular hem oyun geriye gidiyor. Bu oyun 1-0'lık galibiyet önemli nasıl tek maç olur kupa maçı evet önemlidir. Dersin ki eyvallah kupa tek maçlık. O gün anlar işte girdiğin pozisyonlar vesaire performanslar önemlidir. O gün oyunu ertelersin skoru alırsın tamam bir sıkıntı yok. Ama bir buçuk yıllık anlaşma oyun gelişecek diye geliyorsunuz. Hep söylüyorsunuz işte organizasyon var tekrarlar var şu var doğrudur vardır. Ama bizim gözlemlediğimiz oyun gelişmiyor.